namazını kılan Allah'ın himayesindedir. Sabah namazını cemaatle eda eden Allah'ın garantisindedir. Sabah namazını eda eden Allah'la beraberdir. Onun yardımcısı Allah'tır. Yola çıktığında sahip Allah'tır. İş göreceği zaman sahip Allah'tır. Dağınık işlerini toparlayacak olan Allah'tır. Sabah namazı münafıkla müminin arasındaki rengi belli eden bir namazdır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in evladı öyledir. Biz sabah namazına camiye geldiğimizde şöyle cemaata bir bakardık. Bazı insanları göremediğimizde şu iki şeyden birisini söylerdik. Bir, bu adam ölmüştür. Bugün cenaze var. Bu adam ölmeseydi camide yerinde olurdu. Bu adam ölmeseydi namazdaydı. İki, bu adam namazda yoksa Resulullah'ın buyurduğu münafıklardandır. Üçüncü şık yok. Ya bu adam öldü veya Resulullah'ın buyurduğu münafıklardan. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazına münafıklar gelemez. Sabah namazına camiye cemaate gelen imanını tescillemiştir. İmanına Allah mühür basmıştır. Melekler şahit olmuştur. Bu adam mümin adamdır. Neden sabah namazı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 12 saatte bir meleklerin vardiyesi vardır. Melekler bizi takip eden, bizim hallerimizi yazan, bizi koruyan melekler var. Bu melekler 12 saatte bir nöbet değiştirirler. Bir ikindi namazı, diğeri sabah namazı. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilmesine rağmen o nöbet değişiminde gelen meleklerine sorar. Ey meleklerim, nereden geliyorsunuz? Ya Rab, kullarım yanında. Peki kullarım hangi halde buldunuz? Hangi halde bıraktınız? Ya Rabbi, gittik namaz kılıyorlar, gelirken de namazdaydılar ya Rabbi. Sabah namazı şahitli bir namazdır. Meleklerin şehadetleriyle sabah namazını kılmanın değeri bu. Peki sabah namazında mümin adam sen neredesin? Müslüman sabah namazında neredesin? Nerede olacak? Bizim Facebook mücahidi, Instagram gazisi, WhatsApp şehidi saat 1'e kadar, 2'ye kadar ayet paylaşıyor, hadis paylaşıyor. Ah Gazdem diyor, ah Mescid Aksam diyor. Sabah namazına doğru da yatağa yapışıp leş gibi yatıyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Saat 2'ye kadar çevrimiçi ama ondan sonra seher vaktinde mücahit çevrim dışı. Allah'ım diyor, ne olacak bu Mescid-i Aksa'nın hali? Mescid-i Aksa'nın hali değil, senin halin ne olacak? Yatağına, yorganına tekme atamayanın Mescid-i Aksa'yı savunması, lanetli Siyonist İsrail'e taş atması mümkün müdür? Sabah namazına uyanamayan ümmeti uyandırabilir mi? Sabah namazına camiye cemaate gelemeyen mücahit olabilir mi?